Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, bahsettiğimiz üzere Hyperfront'un yeni versiyonunda karakterlerimize de güncelleme geliyor. Peki nasıl güncellemeler geliyor? Şimdi onunla ilgili bir inceleme yapacağız. Codecast karakterimizin buz tuzağı atma mesafesi düşürüldü. Artık daha yakın mesafeler atabilecek, daha uzağa atamayacak arkadaşlar. Ayrıca ultisinin görsel olarak bazı problemleri vardı. Duvarlarla alakalı problemleri vardı arkadaşlar. Onunla ilgili sorun giderilmiş. İkinci karakterimiz ise Nemesis. Nemesis artık klon attığı zaman arkadaşlar, normalde o klon vurulduğunda Nemesis'in ana karakterinin de zırhı kırılıyordu. Artık bu olmayacak. Bunu kaldırmışlar arkadaşlar. Klonunuz vurulsa da ölse de sizin zırhınıza zarar gelmeyecek. Ve Nemesis'in oluşturduğu siyah bulut kümesi arkadaşlar 5 saniyeden 8 saniyeye yükseltildi. Ve arkadaşlar, Nemesis'in ulti yeteneği kullanıldığı zaman minimap kayboluyordu. Artık minimap kaybolmayacak. Ayrıca Nemesis'in ultisinden çıkabilmesi için arkadaşlar, ultiyi kullanma tuşuna bir kere daha bastığınızda ulti yeteneğinden çıkabileceksiniz. Normalde sürenin bitmesini beklememiz gerekiyordu. Nemesis'e bayağı bir güncelleme gelmiş. Ve Sentinel. Sentinel'in arkadaşlar drone modeli ve yetenek simgesi güncellendi. Drone'un kontrolünü büyük ölçüde geliştirdi ve drone çok seri bir şekilde hareket ediyor. Ama buna nazaran pili daha çabuk bitiyor arkadaşlar. Eskiden daha fazlaydı. Daha fazla mesafe gidiyordu bu yüzden. Ve Sentinel'in flash bombasının etkili menzili arttırıldı arkadaşlar. Daha uzağa atabilecek. Çok yakına atıyordu. Bunun ulti yeteneğinde göndermiş olduğu bombalar arkadaşlar bazen hareketlerde takılmalar oluyordu. Onu optimize edip düzeltmişler. Bir sonraki karakterimiz ise Fate Arrow. Fate Arrow'un arkadaşlar keşif oku ve yakıcı oku arasında geçiş yaparken bu geçişler hızlandırılmış ve mesela yeniden oku çekmenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Normalde oku çekip beklettiğiniz zaman daha uzağa gidiyordu. Ve okların artık gösterim menzilleri de optimize edildi arkadaşlar. Artık tam olarak nereye düşeceğini daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve Storm. Arkadaşlar, Storm'un içine çektiği bir bombası var. Bir fırlatılabilir var. Bunun maliyeti 300'den 200'e düşürülmüş. Ayrıca bu içine çektiği zaman arkadaşlar düşman eskisine göre daha zor hareket edecek. Merkezine doğru çekecek o düşman karakterini. Ve Blood Rider arkadaşlar. Blood Rider'da şöyle güzel bir iyileştirme yapmışlar. Blood Rider düştüğü zaman onu öldürmek çok zor oluyordu. Artık onu öldürmek biraz daha kolay olacak arkadaşlar. 400 HP'den 300 HP'ye indirmişler oradaki gücünü. Ayrıca Blood Rider'da arkadaşlar 8 saniye boyunca kalkma süresi vardı. Şimdi de onu 6 saniye indirmişler. Yani daha hızlı bir şekilde dirilebilecek. 6 saniye takım arkadaşlarınız oyalarsa düşman arkadaşlar, Blood Rider tekrardan dirilebilecek. Blood Rider'da da güzel güncellemeler varmış. Sıradaki karakterimiz ise Blink. Arkadaşlar, Blink'in yeteneklerini kullanırken bir yere bakıp oraya doğru tuşa basmamız gerekiyordu. Tıklamamız gerekiyordu. Şimdi onun için basılı kalıyoruz ve ışınlanacağımız yeri seçtiğimiz anda parmağımızı çekiyoruz. Dokun bırak yani. O zaman istediğimiz yere gidebiliyoruz. Böyle bir güncelleme getirmişler. Ayrıca arkadaşlar, yüksek yerlere ışınlanırken bir problem yaşıyorduk. Bazen ışınlanmıyordu. Tam oturtamıyorduk orayı. Onu da iyileştirmişler. Ve bir boyutsal sis açtığı zaman, yani görünmez olduğu zaman onun ön izleme boyutunu arttırdılar arkadaşlar. Bu Blink'te de bayağı bir geliştirme var. Peki Valkyrie, sıradaki karakterimiz. Arkadaşlar, Valkyrie'nin taretini yere attığı zaman 1,5 saniyede kuruluyordu. Artık 1 saniyeye düşürmüşler bunu. Ayrıca taret 0,85 saniyede bir atış yapıyordu. Bunu da 0,6 saniyeye düşürmüşler. Kalkanı kurduğu zaman 1,2 saniye boyunca hareketsiz kalıyordu Valkyrie arkadaşlar. Çok ağırdı yani. Bunu 0,2 saniyeye indirmişler arkadaşlar. Yani kalkan anında kurabiliyorsunuz. Çok iyi bir şey bu. Dedim ya, daha önceki videomda da bahsettim. Karakterleri iyi optimize edip bunları da seçilebilir, cezbedici hale getireceklerini söylemiştim arkadaşlar. Ve gerçekten de bu yolda bayağı bir adım atmışlar. Onu görüyorum. Ayrıca arkadaşlar, Valkyrie'nin ultimate yeteneği yarı çapı 22 metreden 24 metre yükseltildi. Bayağı bir işe yarayacak gibi görünüyor Valkyrie. Ya ben şu ana kadar en çok beğendiğim Blood Rider'la Valkyrie yetenekleri oldu. Bayağı bir geliştirilmiş. Sırada da Veil var. Genel olarak güç olarak bir denge değil de görsellerle ilgili çok bug'lar varmış. Onları düzeltmişler. Onlardan bahsediyorlar. Ve geldik çok sevilen karakterlerden biri Thunder. Arkadaşlar, Thunder teleport yeteneğini kullandığı zaman bir sessiz ışınlanabiliyordu. Bunu kaldırıp sesi açmışlar. Artık Thunder'ın sağa sola ışınlandığını daha iyi anlayabileceksiniz. Ayrıca ultimate yeteneğini çok geliştirmişler. Çok yakınına girmeniz gerekiyordu düşmanın. 8 metre yakınına kadar girdiğiniz zaman ancak ultimate yeteneğini kullanabiliyordunuz. Şu an ise 12 metre yakınına yaklaşmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Ve Kuralight.
Kuralet sizi tekrar dirilttiği zaman arkadaşlar silahınız birazcık mesafeli düşmüş oluyordu sizden. Onun için gidip silahınızı arıyordunuz bir süreliğine yerde. Artık öyle olmayacak. Yeniden diriltilen karakter yakın çevresindeki silahı çekebilecek arkadaşlar. Yani silah çekme özelliği eklemişler. Yerdeki silah çekme özelliğini eklemişler. Bu Kuralet'in doğrudan görüş mesafesi içinde olmasa bile hedefini diriltebilmesi sorunu düzeltilmiş arkadaşlar. Bazen görüyor karakteri ama kaldıramıyordu. Basıyorduk kaldıramıyordu arkadaşlar Kuralet. Bu sorunu çözmüşler. Ve arkadaşlar Blast bombalarını fırlatacağı zaman tam olarak nereye düşeceğini gösteren bir kılavuz çizgisi eklenmiş. Ve arkadaşlar genel olarak düzeltilen yeteneklerden bahsedeceğim. Ön nişan alma çizgisi ile gerçek yörünge arasındaki farkı azaltarak tüm fırlatma yeteneklerinin yörüngesini ayarlamışlar. İlk ön nişan alma çizgisi bir duvar veya zeminle çarpıştığında tahmin edilen yörüngeyi göstermek için ikinci bir nişan çizgisi eklemişler. Bu PUBG'de vardı arkadaşlar. Bazı yetenekleri hızlı kullanıma ekledi. O bu hızlı kullanım neydi? Tuşa dokunuyorsun. Ultimate'ini kullanman hazırlanıyor. Parmağını çektiğin anda ışınlanıyorsun mesela. Bu özellik gelmişti ya arkadaşlar. Normalde dokunuyorduk. Işınlanacağı yere ışınlanması biraz daha uzun zaman alıyordu. Ama şu anda basılı tutarsak ve parmağımızı çektiğimizde çok daha hızlı bir şekilde bu hareketleri gerçekleştirecek. Ve arkadaşlar mesela tactical yetenekler almak istediğiniz zaman alışveriş esnasında o tuşlara basmanız yeterli olacak. Ve bunun gibi arkadaşlar çok güzel optimizasyonlar gelmiş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeni gelen özellikleri, yeni gelen güncellemeleri siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Bununla ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Tekrardan oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.